Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendili'nin Baykar tesislerine ziyaretine ilişkin Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda üretimi devam eden Bayraktar TB3 SİHA paylaşılan görüntülerde yer aldı. Görüntülerde üretimi devam eden Akıncı TİHA'lar ve çok sayıda TB2 SİHA'da göze çarpmakta. Habertürk'ün Açık ve Net programında Bayraktar TB3 SİHA ve Kızıl Elma MİUS üzerine açıklamalarda bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 2023'te ilk uçuşunu yapacağını ve 2023 sonunda seri üretime gireceğini açıklamıştı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha Expo 2022'de TİHA Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Bayraktar TB3 SİHA için PD-170 turbo dizel havacılık motorlarının teslim edildiğini açıklamıştı. "Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa yakımında dünyada sınıfındaki en iyi motorlar, bu sınıfta 30.000 fit'i geçen başka İHA motoru yok. Aksungur bizim motorlarımızla 30.000 fit'i geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar, motorumuz Aksungur'la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD-170 serisinden motorlarımızı teslim ettik, Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul. Teknik özellikleri Teknofest 2021'de açıklanan Bayraktar TB3, Bayraktar TB2'ye kıyasla kısa pistlerden kalkış kabiliyetinin yanında daha yüksek faydalı yük kapasitesine ve taşıma esnasında alandan tasarruf için katlanabilir kanatlara sahip olacak. 2023'te gökyüzü ile buluşması beklenen Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'da 30 ila 40 adet konuşlandırılması bekleniyor. Bayraktar TB3 SİHA Anadolu'nun güvertesini kullanarak Stobar tipi iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca TCG Anadolu'ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade ediliyor. Amfibi hücum gemilerinden kalkış yapıp 24 saatten uzun süre havada kalabilecek TB3, çıkarma senaryolarında keşif, hedef işaretlemesi ve yakın hava desteği verebilecek olmasıyla bu sınıftaki gemiler için yeni bir alternatif olarak ele alınabilir.